Sen manyak mısın? Sen öleceksin galiba. Gülmeyin, gülmeyin, gülmeyin. Vallahi gerildim. Hadi be, ses getireceğiz şimdi bundan. Korkudan konuşmayı unuttum. Hadi bir an önce bitsin. Hadi gel. Videoya 200 bin like gelirse Rus kadın arkadaşları kütleteceğiz bir dahaki sefere. Küt küt atıyor kalbim, bitmedi gitti şu harbim. Liseli kızlar gibi pır pır, uykusuz geceleri talim. Ulan Besmer! Hastanedeyiz. Ulan Fes! Güzel, iyi bir sana açılış. Sana oyun verdiren aklımızı iyi bir açılış. Kral, gayet iyiyim. Sen ne yaptın? Sende nedir durumlar ve dışarıdaki tepkiler nasıl? Çok güzel. Sana bir şey diyeyim mi? Kimsiniz? Ama sana tek bir şey söyleyeceğim. Normalde sevgili arkadaşlar, dün bizi ve ekibimizi yaklaşık 72 saat, bakın dün olmasına rağmen 72 saat telefonlarımıza cevap vermeyip çekimimizi iptal eden Rıdvan cevap abi vermedi hocam dedi. Kapattı telefonunu kapattı. Sen kapanı, kasten telefonunu kapanmadım. Kapattın. Benim bu bize attığın en büyük ve ilk çelektir. Bunu da tarihe yazsınlar. Ve sırf bugün sevgili Mehmet Toprak Hoca'dan randevu alabilmek için araya kimleri soktuğumuzu bilemezsin. Kim dolayısıyla Sağlık Bakanı. Bak kimleri diyorum sana, özellikle isim vermiyorum, veremem, yoksa başımız belaya girer. Dolayısıyla bugün bu çekimi gerçekleştirebilmek için şimdi Mehmet Hoca'nın randevuları bitene kadar ben derim ki bir tane kafa topu iki oynayalım. Eğer gücü ve yüreği yeten varsa. Sen çok etkilendin Zıbramke. Sevgili arkadaşlar, kafa topu 2'nin 1 Ekim 8 Ekim arasında başlayacak taraftar etkinliğinin birincisi 18 bin TL değerinde iPhone 13 Pro Max kazanacak. Bu bir. İkincisi iPhone 13, üçüncüsü iPhone 13 Mini. Ulan 13 Mini'yi sen mi kazanıyorsun? Hayır be. Vurum aç kızı. 13 bin insan kazanırsan ne yapacaksın? Çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Çok güzel video çekeceksin. Çok güzel. Tamam. Ayaklarım yere değmiyor. Bütün hayallerini çok iyi anladım. Kral, peki en sevindirici tarafı ne? Ben onu merak ediyorum. Neyin en sevindirici tarafı? Yürekten söyle. Hangisini merak ediyorsun? Ben sana hemen şunu söyleyeyim. Kafa topu 2'ye yeni indiren arkadaşlar yeni arkadaşlarıyla oynayacak. Yani yeni indiren arkadaşlarıyla oynayacak. Eski indirenler eski arkadaşlarla rekabete girecekler. Yani her şey eşit şartlarda. İki grubun birincileri de ayrı ayrı iPhone 13 Pro Max kazanma şansına sahipler. Dolayısıyla 1 Ekim 8 Ekim arasında Kafa Topu 2'nin etkinliğine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek için videonun altındaki linklere bir an evvel tıklayın. Benim de kullanıcı adım burada yazıyor. Belki biz de bir Kafa Topu 2 atabiliriz. Ama bugün Kafa Topu 2 oynamamızın bir sebebi olmalı. Kafa Topu 2'de yenersem senle ben yapacağız bu arada. Aa. Ne aa? Beraber mi yapıyoruz? Beraber yapıyoruz. Tamam. Kafa Topu 2'de yenersen ne istiyorsun, yenersem ne istiyorum? Sen ne istiyorsan ben de onu istiyorum. Canın sağlığını isterim. Canın sağlığı. E pekala, sen o zaman normal bir Kafa Topu 2 atacağız. Ama kazanırsam senden video içinde bir şey isteyeceğim. Tamam. Pekala, tamam. Alalım Ertan telefonları. Bu arada ekranda görmüş olduğunuz gibi oyuna 3 yeni karakter geldi. Oyun içi görevleri tamamlayarak bu karakterleri elde edebiliyorsunuz. Lan Face. Okey, oyunu an itibariyle Rıdvan abi başlatıyorum. Hazır mısın? Takımını hazırım. Seç. Sana davet gönderdim. Geldi. Geldi. Gir tabii. Oyuna. Bak şimdi seni nasıl mıhlıyorum. Bir. İlk golün günahı yok. Bir hayırlı olsun. Vay be. Lan büyüt kafayı, büyütsene. Kafayı büyüttüm, benim kadar oldu zaten. Bir tane daha çaktım. Ne? Ne oldu lan? Allah'tan sana bakarak da oynayabiliyorum da. Yani o sesini hiçbir zaman unutmayacağım. Bak yedim bir tane bak. Nasıl yedim ya? Aa. Çakıyorum galiba. Şu an ben öne geçtim. Haberin olsun yani. Ardı ardına çakıyorum sana abi. Nasıl girmez o ya? Böyle girer işte. Böyle girer. Girmez ya. Böyle girer. Sevgili arkadaşlar, videoya geçmeden hemen önce size tekrardan hatırlatayım. Kafa Topu 2'nin 1 Ekim 8 Ekim arasında başlayacak bu güzide etkinliğine ulaşabilmek için video altındaki açıklamalarda linklere ulaşabilirsiniz. Evet. Bizim de kullanıcı adlarımız burada yazıyor. Olası ihtimalle karşılaşıp birer Kafa Topu 2 maçı atarız derim ve videoya geçelim artık. Selam. Nasılsın? İyi canım sen. Çıktın mı kendi evine? Hayır, hiç çıkamadım. Bu hafta çıkıyorum. Ayrı ev mi? Evet. Allah nasip kısmet ederse. Abi herkes ayrı hayatları hak ediyor. Yeter. Aynen öyle. Tamam mı? Birbirimizden çünkü. Daha önce hiç tanışmadığım bir adamla tanıştıracağım seni. Sevgili arkadaşlar, Kayro Hoca'yı çağırıyorum an itibariyle. Mehmet Hocam! Selam.
Hoş geldiniz. Hocam özleştik. Merhabalar. Evet, biraz arayı açtık. En son bir hafta sonra görüşürüz demiştim. O bunun yalanları. Benim ağzımdan bir kere öyle bir şey duydum. Hocam bizi alenen daha girer girmez bir yalancı. Siz kıvraksınız. Siz büyüksünüz. Muamelesi yaptınız. Arkadaşımın arada böyle geçmişten hiç kimsenin hatırlayamadığı film referanslar için şimdiden siz sevgili takipçilerimiz ve siz değerli hastanelerin çalışanları adına çok özür diliyorum. Bacımı tanıyor musunuz Mehmet Hocam? Eda Hanım'ı. Evet. İsmen influencer olarak biliyorum. Ha canım benim. Mesut Cantona'yı biliyorsunuz. Yitik oyuncu. Dizilerin hala aranmayan ismi. Çocukluğundan beri biliyorum. Hocam ilk videoda çok memnun kaldığımız için bugün size kıkırdağımı da getirdim. Memnun etti her zaman. Ve bugünün en önemli hastası sevgili Rıdvan abi bizlerle. Rıdvan abi daha önce herhangi bir yerde Taksim'de ya da bir yerde nargile içerken ya da bir hastanede tedavi isterken gördünüz mü hocam? Hiç görmedim. Hiç görmediniz. İlk defa tanıştık. Çok da memnun oldum. Abicim bak biz buraya geldiğimizde tıbbi bir şey öğrendik. Neymiş? Kayropraktik nedir? Daha videoya gelmeden evvel araştırdım. Senin normalde araştırıyor olman gerekiyordu. Baktın mı hiç? Hiç bakmadım. Hiç bugün bakmadım. Kendime ne yaptıracağım diye bakmıyorum. Geldiğinde bu pis pis şakalar yapıyordun. Daha önce çok masaj yaptırdım abi. O ayrı, masaj ayrı bir şey ama bu başka bir şeymiş. Sen burayı bir masaj salonu zannettin. Gibi. Hocamdan özür dile. Hocamdan af dile. Ay, masaj istiyorsa masaj da yaparız yani. Peki. Hocam geldi bana diyor ki çorapları çıkarayım mı ya? Dur oğlum be. Dur Allah kahretsin, kapatacağım suratına. Bacı kardeş, sen daha önce kayropraktikle ilgili tabii ki sosyal medyada denk gelmişsindir. Bununla ilgili bir bilgin var mı? Yani ben daha önce bunu iki seans gittim abi. Öyle mi? Nerede gittin? Allah Allah. Sen de bunu biliyorsun ben zaten. Ben bilmiyorum hocam. Vallahi bilmiyorum. Burada tanıştım. Vallahi bilmiyorum. Buraya mı geldin? Hayır. Eski gittiğim spor salonunda yaptırmıştım. Çok ağrılarım vardı o zamanlar. İyi gelmişti. Oraya bir fizyoterapist geliyormuş herhalde. Evet. Dışarıdan. Hocam trip mi inceden? Yok, olabilir bu arada. Hayır. Hayır. Yani spor salonunda şey. Tamam, yine bir uzmandan yaptırmış. Ben Eda'nın tecrübesini biliyorum hocam. Sakin sakin gidelim. Daha önce yaptırdığın bütün kayropraktikleri, hocam iyi gidiyorum. Daha önce yaptığın bütün kayropraktikleri unut. Bu başka bir şey. Abi bak, biz daha önce yaptırdık. İnanılmaz rahatladık. Sen korkuyorsun galiba bir tık. Biraz kemiklerden dolayı korkum. Kimi? Hocam beni rahatlattı. Sen o seslerin normalde düzmece, dümen olduğuna inanıyorsun ya. Mesut'la sana hemen bir iki tane örnek gösterebiliriz. Tamam. İnan o zaman oradan. Peki bir şey soracağım size. Oğlum şimdi, ne yapıyorsun? İlk videoyu çektikten sonra bazı sormadığımız soruları neden sormadığımızı fark ettik. İnsan neden masaja ihtiyaç duyar? Bak işte ya. Bu yüzden yani böyle. İnsan masajı değil, insan dayağa ihtiyaç duyuyor şu hocam, an. Hocam özür dilerim valla. Gel buraya gel. İster istemez. Oynama bir şeyle. Hani ters hareketler yapıyoruz. Yastıktan boynumuz düşüyor. Sıcak soğuk rüzgara maruz kalıyoruz. Kaslar geriliyor. Stres oluyoruz. Birçok nedenle kaslar sertleşince masaj da iyi geliyor. Pekala hocam. Ben size bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce gelmiş bir hasta olarak şimdiki beden dilimi nasıl görüyorsunuz? Bak oradan gevşek geliyor. Gevşek. Gerçekten kaslar daha böyle o gerginliği azalmış. Bilmiyorum. Sezonsal bir şey de olabilir. Kış mevsimiyle bir alakası var mı hocam? Geçen geldiğimizde de hava nemliydi zaten. Kışın daha çok hastaların ağrıları artıyor. Soğuk olduğu için biraz... Dinle burayı, dinle Allah'ın belası. Dinliyorum, kulağım sizde. Bak seslere inanamayacaksın. İyi dinle bak. Eskiye nazaran çok daha fazla dönüyorum. Mesela biriyle denk geldim diyelim Nişantaşı'nda. Kafamı direkt geriye döndürebiliyorum hocam. O çok iyi oldu. Süper. Başlayabilir. Tamam, küçük kardeşimizi hemen şurada örümceklerle oynaması için bir oraya alalım. Haydi gel bakalım küçük kardeşim. Gel senin topuğumuzuna getireyim, gel. Bak şimdi. Hangi tarafa daha böyle gergin? Bilmiyorum ki. Burası hocam, evet. İyice serbest. Burada gergin olan ekran. Rıdvan abi elimi tut. Çok çok serbest, ufak bir kırt olacak. Daha serbest. Hadi be. Duydun mu? Ben az önce kaptım. Buna deneyim mi? Yok. Vallahi yok. Güveniyorum kendime. Yapabileceğimi hissediyorum. Aramızda bir sıkıntı varsa yapabilirsin. Aramızda sıkıntı falan yok. O benim abim, Can abi, Rıdvan abi, kalp, sevgi. Ay, cücüş. Allah'ın belası elimi tutsana. İçim oynadı, içim. Hocam o neydi? Vallahi çok iyi açıldı. Bir öncekinden daha bile iyi açıldı. Artık daha iyi kokteyl içebileceğim. Serbest. Ay. Abi. Sıkıntıymış gerçekten. Sen manyak mısın? Sen öleceksin galiba. Ben harbiden öleceğim. Video ayağına geldiniz. Şimdi ailece kütleteceksiniz kendinizi. 5 kuruşsuz o da oradan yalandan gerginlik veriyor. İzlemesine çok fena. Kral ilkinden daha fazla ses çıkıyor. Hocam bu sefer ses çıkmadı. Bunu keyfe yaptığınız gibi sanki. Bir canınız çektiği için yaptınız. Bunu içinde duyuyorsun, içinde. İçinde. Harfoku da duyma be.
Uzun zamandır olan bir bel problemim düzelmiş olabilir mi? Olabilir tabii ya. Olabilir. Olmaz mı? Ya uçarak kalkmamı mı bekliyorsun? Bir şey konuşuyorum ya. Hocam. Alenen kendini aradan çıkarttı. Hani bu bayram çocuklarını getirmiştik biz? Pekala. Ben alacağımı aldım hocam. Küçük kardeşimiz korkuyordu. Önce Eda. Hadi Eda hoş gel bakalım. Yanlışlıkla sesim falan açılsa ya. Hocam ben bunu... Bilmiyorum. Gerçekten inanılmaz bir müdahale oldu. Şimdi başını sağa doğru çevir. Son noktaya kadar. Şimdi sola çevir. Karşıya bakalım. Hocayı dinle. Takipçilerini düşünme. Benim genelde belimde ağrı oluyor. Kimse sormadı ama genelde nerede ağrı var diye. Bir hoca bir tespit etsin önce. Gelmişken en azından. Öğrenmeye bakayım mı? Tabii. Yandırıyorum yine. İyi. Güzel. İyi. Demek ki pahalı bir pilates dersine gidiyorsun. Evet. Devlet karşılıyor galiba. Aynen. Dersine oturalım. Hocaya iyi dinle. Bize tamam, bakma. Tamam dinliyorum. Tamam, şimdi sırt üstü yatalım. Çok acımayacak değil mi? Bu ilk boynum mu? Hiç acımayacak. Eski kaybı vallahi unut. Geliyorum. Sana geliyorum Allah'ım. Çok serbest. Küçük bir kırt olacak. Tamam. Anlaştık mı? gülmeyin. Vallahi gerildim. Sakın gülmeyin. Edoş. Ya nasıl ya? Bana bakmayın, gülmeyin. Gözünü kapat. bir müdahale bu ya. Gözünü kapat, hocayı dinle. Bu kadar. İki uyarı. Bir şey diyeceğim, şunları alayım. Sen bir susar mısın artık abicim? Bak çevirdikten sonra bizi duyamazsan kulağında şöyle bir ses duyacaksın. Estela diye. En son onu duyuyoruz. Tövbe. Müthiş referans. Onu da söyleyemiyor. Estela odur ne? Bir tane yapıştıracağım şimdi. Çok küçük bir kırt. Hocam, korkarım. Ay. Sen de mesela yaptırdıktan sonra inanılmaz bir ferahlama, rahatlama. Bunda fasulye ayıklıyormuş gibi. Ay. gülme. Anlık acıyor ya. Yok. Çok anlık ama. Kasılırsan acır. Tamam. Onlar beni kastı hocam o yüzden. O kasıntılar işte yıllar içinde yaptığın terbiyesizliklerden dolayı oluyor hocam onlar. Tıbbi zaten. Sen. Ay. Hak etmiyor ya. Hak etmiyor. Bu kadar iyi bir tedavi hak etmiyorsun. Açmış bu ne be? Yüzüne renk geldi kızım. Sen iyi misin? Sen dondun kaldın buna. Ne oldu lan? Olay çözmeye çalışıyor. Hala vazgeçebilirsin ama 10 bin lira ödeme yapacaksın. Yatarsan 10 bin lira bana ödenecek mi? Oo hayır öyle bir şey yok. Nasıl yani? Yatarsan 10 bin lira ne? Nasıl bir kaşar var? 10 bin lira verdim zaten ben buraya. Bak iki ihtimalim var. Vazgeçiyorum dersin kasaya 10 bin lira ödersin. İkincisi yatarsın hiç para almazsın. Bence yatarsın. Bence de yatarım. Hazır mıyız? Evet. Derin nefes. Verelim. Ay bu çok iyi geldi evet. 1-2 değil ha. Baya her ay gidiliyor yani kayroya. Yani bir şey diyeceğim. Çok hakim kral. Ondan bir şey yok onda. Bak gizli kayrocu. Gizli kayro. Bugün Cem Yılmaz referansa vermiyorsun hiç. Vereceğim de azı. Her şeyimiz zaman. En sevdiğiniz Gora repliği hocam. En sevdiğim Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun. Kutluyoruz. Hemen hocam için bir tane yapar mısın? Hocam size mesela çok böyle yastık altında kalmış hiç hatırlamayacağınız bir Arok repliği vereyim mi? Ver bakalım. Kuuu neden inen var? Evet bunu hatırlayamadım. Bunu hatırlamadı hocam. Okey moral alkış hocamıza. Hocam ama bunu hatırlarsınız. Senin yüzüne ne olmuş Nedroy? Ne olmuş? Onu diyorum işte ne olmuş? Hara 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 hara. Hemen en sevdiğin Cem Yılmaz repliği şuraya. Yine Arok. Deminden az önceye geldim. Zaman var. Ya hadi ulan iyisin be. Yaşa. Hocam Eda'nın son işlemi galiba. Son mu? Böyle bakıyoruz yani. Serbest. Oha. Çok acıdı. O zaman gelmeyecektin kızım. Bu kadar rahatlama bu. Hocam rahatlaması için acıması lazım değil mi? Yok bence acımıyordur yani. Çok anlı saniye acıyor. Acı tanımımız farklı galiba. Böyle orası ufak böyle bir esnedi. O zaman ben o esnemeyi acıma zannediyorum. Bence. Hocam geçenlerde bir hanımefendi arkadaşımız isim vermeyeyim. Kendisi masaj yaptıktan sonra bedenim çok ağrıyor dedi. Neden demişti sizce bu? Yaptıktan sonra mı yaptırdıktan sonra? Masaj yaptırdıktan sonra. Çarpıtma. Şöyle. Demek ki masaja çok ihtiyacı varmış. Ya hocam be! Gel buraya gel. Çok çocuk isteyecek ya. Buraya gel. Ne? Kim dedi bunu? Bir hanımefendi arkadaş. İsim veremiyorum çünkü. Yüzüme bak lan. Hangi hanımefendi? Veremiyorum işte. Aldın tedavini. Hocaya teşekkür et. Hocam iyi ki varsınız de. Allah sizi başımızdan eksik etmesin de. Ve hemen seni şöyle alalım Edoş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve geldik işte o büyük ana. Hadi bakalım. Hazır mısın aşkım? Hocam sizin için parmak kıtlatmak gibi bir şey olacak. Abi belki
Ha, bir daha bu fırsatı yakalayabilirsin. İlk defa böyle bir şey yaptıracaksın. Evet. Korkuların varsa şu kamerayla bir yüzleş. Sadece belimden korkarım. Başka bir korkum. Neden belinden korkuyorsun? Belciğinde ne var? Skalyoz. Omurga eğrili. Omurilik. Skalyoz. Evet, o tarz. Skalyoz, ızgara tava. İstivrat. İstivrat ne? Allah seni kahretsin. İstivrat. Korkudan konuşmayı unuttum. Hadi bir an önce bir istivrat. Hadi gel. Hocam siz de ilk defa deniyorsunuz. Ben Türkiye'nin en kısasıymış yani. Benim için de bir rekor. Türkiye'de, dünyada demedim. Türkiye'de en kısayım ben. Türkiye'de en kısa zaten. Evet. Dünyada en kısa kaç? Hemen söylesene. Ya 55 santim miydi neydi, 60 mıydı? Ölmesini bekliyoruz. Şu an Mehmet Hoca huzurlarınızda ilk defa kral. Türkiye'nin en kısa adamına ilk defa bir kayropraktik. Belki başlığımız bu. Türkiye'nin en kısa adamına bir kayropraktik. Değil mi? Çünkü Rıdvan abiyi yeni görüyorlar. 175 videodur yok. Türkiye'nin en kısa adamı yeni keşfimiz. Öyle öyle öyle. Kağıt mıyım sağ olsun? Kağıt mıyım da? Direkt öksürüğüne baktır. Rol gitsek mi acaba ya? Ben de tırsım. Ulan birden 125 santime çıksan ya ya. Baa boyu uzar belki. Hadi imza, 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 imza. Şuraya imza alıyoruz. Adamın imzası da yok ya. Yok benim imzam. İmzan niye kısa abi? Ha şey. Kendim kısayım ya, imzam da kısa. İmzamızı da aldıysak tamamdır. İsim soyisim. Rıdvan Çelik. Doğum tarihimiz. 1991. İkametliğim Niğde. Ama cidden ikametim Niğde'de yani. İstanbul'da oturmuyorum ben. Hangi ilçede oturuyoruz İstanbul'da? Sokaklarda yaşıyor. Beyoğlu. Bize nasıl ulaştınız? Yürüyerek ulaştım. Trafik vardı. Vallahi taksinden yürüyerek gelmiş. Ne? Cidden taksinden trafik vardı, buraya yürüyerek gelmiş. Vallahi. Taksinden buraya. Kaç günde yürüdün abi? Merakken soruyorum sadece. Bir saat bile sürmedim. Az daha yürüsen Survivor'a katılma şansı kazanırsın. Hiç ağrısız var mı vücudunuzda? Yok şu an yok. Baba tedaviye geldim buraya. Saklama bir şey. Tamam yok hayır ya. Tıpta ayıp olmaz. O zaman ağrımız sıfır. Oraya bir yazabiliriz. Bir nerede var? Ya bacaklarımda oluyor genelde. Oluyor. Çünkü şey iskelet yapımından dolayı böyle çapraz V bacak olduğunu için. Uzun yürüyüşte oluyor mu sıkıntı? Yani uzun yürüyüşte zaten sıkıntı oluyor. Böyle romatizma gibi ciddi bir hastalık. Yok yok. Hiç geçirmedik yok, değil mi? İlaç kullanmıyoruz. Yok. Sadece şey o ne o kemiği gelen bir şey var D ya. D vitamini, kalsiyum. Bana ne? Kalsiyum. Sigara içiyor. Yok nargile yazabilirsin oraya. Hocam günde iki kafa nargile içiyor. Tütün adı. Ya o da zararlı. İçme be abim be. İçme be. Tamam. O zaman tedavi engel bir şey yok. Sizi tedavi yok, kabul yok, ediyoruz. Yok yok, tedaviye başlayabiliriz. Bir ayakta bakalım. Öne inmemiz nasıl? Eller serbest. Şöyle öne doğru eğileceğiz. Son noktaya kadar. Donu da kırmızı ya. Gördüm şimdi. Nasıl bunu. Kırmızı? Kırmızı ve G-string ha değilmiş ya. Yapma be. Vallahi o zannettim ya. Tamam ne bu heyecanın? Bir dur. Bir dakika dur ya dur. Heh, var mı sıkıntı? Ya. Buna bakalım. Yo değil ne o şey öğretmenle karşı yana şey, hocam gibi. Bana nah yaptı bak şu eliyle bana nah yaptı görmedim bu ya, kadar bu yaptı. Ya bu adam seni seviyor 2 yıldır senin. Ben de onu seviyorum. Seni tedaviye getirmişim buraya. Şey bunu çıkarabilir miyiz? Altında bir şey yok çıkarabiliriz sıkıntı yok. Lan olur mu? Çıkar çıkar. Ne bileyim ben. Hocam size sormak lazım. Temas etmek ister misiniz? Evet. Islak ve çıplak vücuduma. Evet. Bir ayakta bakayım. Peki. Hocam. Hocam sikirim. Çok yeterince eğlenmediniz mi hocam? O başka bir şeye dönüyor hocam ya. Şimdi bu şimdi skolyoza bakalım. Omurgada böyle. Burada şöyle bir eğrilik geliyor. Bak şöyle. Öne doğru eğilelim. Eğilelim, eğilelim. Eller böyle yere doğru yaklaşsın. Senden ne zigon sehpa olur be. Şimdi şu yükseklik farkı görünüyor mu? İki taraf arasında asimetri. Biraz daha iyi. Hocam görünüyor. Evet. Dolayısıyla bu bizim skolyozumuzdan kaynaklı bir durum. Burası daha yüksek. Yüksek. Yani bizim problemimiz değil hocam. Benim problemim koyayım bu. Şimdi şöyle bu şekilde başı sağa çevireceğiz son noktaya kadar. Ya. Bu kadar hocam. Şimdi sola doğru çevirelim son noktaya kadar. Selam. Bak sola çok güzel döndü. Tekrar sağa çevirelim. Sağ kısıtlı. Fark ediyor musun? Hocam şu kadar dönüyor maksimum. Sen sağa dön diyor yeşil çam gibi dönüyorsun. şöyle dönsene. Dönemiyormuştum. Kız dönemiyorum sana. Daha fazla dönemiyor musun? Aynen dönmüyor. Sola çevirelim. Bakayım. Güzel. O zaman sırt üstü yatalım müdahalelere başlayalım. Hadi şimdi be. Giyinebiliriz. İlk işlemimiz ne hocam? İlk boyundan başlayacağız. Pekala hocam. İlk boyundan başlayacağız. Tabii sağa çok rahat dönmedi. Peki bize uyguladığınız teknikten daha farklı bir teknik olsun. Daha farklı. Tabii. Vallahi ben hazır değilim. Hocam bu dünya literatürüne geçecek bir an. Türkiye tabii. Türkiye'nin hadi Guinness be hadi. Hazır mıyız? Hadi altın kelebek. Çok çok küçük bir kıt olacak. Ya bu gerçekten küçük olacak anlaştık mı? Ben küçüğüm ve kıtlama da küçük olur. Tabii. Ha. Bir tane daha. Bu kadar. Çıkmıyor mu? Serbest. Ne oldu? Çok küçük böyle çıt ses geliyor. Kimlerin duyabileceği bir ses hocam o? Kendisi duymuştur. Neydi o ya?
Şetecik. Köpeklerin duyabileceği bir frekansla bir ses çıktı galiba. Rahatlığı nasıl? Güzel. Güzel. Şimdiki işlem ne hocam? Şimdi burayı bir bakacağım. İyice açılmış mı? Hı-hı. Var mı bir gerginlik? Yok hocam, şu an gayet. Hı? Hocayı dinle. Sağa sola bakma. Küfür etme Mesut'a. Tamam, etmem. Boynunun altından bir tane daha bir manevra yapacağız. İyice serbest. Sesi duydun mu? Oğlum duyduysam duydum desene. Duydum. Ha, duydun değil mi? Duydum. Bak nasıl, bak yüzüne renk geldi, kan geldi. Kansızın tekiydin zaten. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Nasıl hissediyoruz? Valla çok iyi. Şimdi birer kokteyl yapıyorum. Salona geçeceğiz. Ne yapacağız? Çok serbest, serbest. Sesi duydun mu? Hocam sahi çok kullanıyorum, oradan ses çıkmaz. Allah'ın belası, kullanım amacını sormadı hoca sana. Neyse serbest. Oha geliyor ses. Yok ben bir tane bıraktım, ondan geldi. Daha serbest. Hocam ayak kıtlatma işleminin tam ismi neydi? Ayak bileği manipülasyonu. Manipülasyon diyoruz. Yani ha, manipülasyon. Evet bak. Manipüle etmeyelim o zaman hocam. Bak 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 serbest. Hocam artık bu tıbbi eğlence olmuş ya. Yüzüstü yatacağız. Yüzüstü abi, hadi bakalım. Hadi be, ses getireceğiz şimdi bundan. Işıkları da kapatalım, hadi bakalım Rıdvan abi. Yalan sen var ya. Bir şey diyeceğim Rıdvan abi, sırtın çok gergin. Bu arama çok gergin. Bence senin sırtın ağrıyor. Ya uyurken oluyordu bazen ama ne bileyim, çok olmuyor hoca yani. Hoca yani. Kütür diye bir ses gelsin mi? Gelsin. Nefes alalım. Verelim. Ya jelibon mu bu, ne bu ya? Şimdi bu omza yan yatıyoruz. Hazır mıyız? Oğlum gülmekten kıtırdatamıyor hoca seni. Eda hiç eğlenmiyor Rıdvan abiye yapılan müdahalede. Rıdvan abi serbest. Bir tane daha abi. Ses geldi. Oturdum oda. Yıkıldı, oda inledi. Hazır mıyız? Abi heyecandan cortlama. Aman diyeyim yani, rezil etme bizi. Hocam bu tüp çokomeller gibi alttan bastırınca üstten çok fena. Şuradan zıbam diye patlatacak sana. Bana gelir bir daha. Nefes. Verelim. Bir tane daha nefes alalım. Verelim. Hava kaçırdı. Kalk bakalım abi. Omuzlara da bakacağım son. Sana omuzlara bakacağım. Omuzlar yani laperel kemik dediğimiz. Götümden uydurdum hocam, kusura bakmayın. Nasılız abi? Çıkacak istedim keşke. Ne yapsaydın? Çıkıkçı. Ulan seni ilkel. Tıbbın ulaştığı son noktaya gelmişiz. Çıkıkçı istedi. Hoca aslında benim gözü %30 görüyor. Nasıl hissediyorsun söylesene kadere. Sen yumurta kırsınlar koluna sürsünler istiyorsun. Çok iyiyim. Harbiden iyi misin? Vallahi iyi hissediyorum kendimi. Ya özür dilerim hocam sizden. Keşke bunu getireceğimize lades kemiği falan getirseydik. Hakikaten ya. Bir dakika boynuna bir bakalım mı? Boyun ne durumda şöyle. Başı sağa çevireceğiz son noktaya kadar. Aa eskiden hep bak ya, abi ya bu çok hızlı dönüyor. Lan senin tuşun mu var? Bastırıyor musunuz buna bir yerden arkadan? Refleks mi bu? Sola çevir. Bak sağa çevir. Tekrar sağ. Abi atıyor oradan ya. Sağda uçuyor, solda bir şey yok. Nasıl hissediyoruz? İyiyim. İyiyiz. Vallahi iyiyim. Bence de iyiyiz. Zaten büyük şikayetlerimiz yoktu değil mi? Yani çok aman aman bir şikayetim yok. Bugün de şükür yani, güzel sağlıklıyız. Genel bir kilometre bakımı yaptık değil mi? Ah canım benim ya. Ne hissediyorsun abi? Mesela bugün ne yapacaksın? Bu güzel müdahaleden sonra Rıdvan, Çelik sokaklarda ne yapacak? Daha hızlı mı koşacak? Depar mı atacak? Daha rahat uyuyacağım. Eskiden başını yastığa koyduğunda rahat uyuyamıyordun. Şimdi sevgili Mehmet hocam sayesinde artık başını yastığa koyup rahat uyuyacaksın. Belim ağrımayacak en azından. Belimdeki o sorun gitti. Sevgili Mehmet hocam, bize ikinci videoda tekrar fırsat ayırdığınız için siz ve sevgili Nişantaşı Hastanesi'ne huzurlarınızı bir kere daha teşekkür ederiz. Arada kendi hastalıklarımızı da kaynatsak da siz hiç gıkınızı çıkarmadınız. Sevgili bacı kardeş Eda biçim, sevgili Rıdvan Çelik abimizle birlikte partnerim Mesut Şantoma'ya inanılmaz bir hocam tıbbi müdahale deneyimledik diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Tıbbi müdahale deneyimledik. Pekala abla, bir daha fırsatın olsa bir daha kayropraktiğe gelir misin? Ben gelirim. Ben de bir daha gelsem dünyaya. Nasıldı lan o şarkı? Hocamdan hocamın elini öpüyorsun. Hocam diyor Allah razı olsun senden. Allah bugünlerimizi aratmasın. Allah soframıza Halil İbrahim bereketi versin. Biz eksiltik, Allah çoğaltsın diyorsun. Sevgili arkadaşlar, değerli konuklar, sevgili Mehmet hocamla birlikte inanılmaz bir deneyim yaşadık. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hocam 150 bin like gelirse kimi getirelim? Sen bizden birini. İnanılmaz. 150 bin kirve. 200-250 bin. Kimi getirelim sana? İrem derece. Hocam. Hocam be.
yapmadı kaydını dışına çıkıyor ya. İrem bana bir arkadaş vasıtasıyla bir organizasyon tam böyle gelecekti. Basketçi miydi arkadaş? Saati denk ettiremedik. Peki bu videoya 200 bin like geliyorsa biz bunu Rus gacılarla yapıyor muyuz? Rus kütürü etmesi duyuyor muyuz? Bence duyuyoruz. Doğru mudur Yusuf Hocam? Güzel iki tane Rus hanımefendiyle buraya geliyoruz. Kütür kütür bir video. Senin de gelmeni istiyorlarsa 250 bin like. 250 bin. Evet. 250 bin değil. 250 bin like. 250 bin like. Videoya 200 bin like gelirse Rus kadın arkadaşları kütleteceğiz bir dahaki sefere. Hadi sen kapat. Hayır sen kapat. Oğlum kapatsana şu sahneyi. Kapatsana abi. Elinle şöyle vuracaksın. Ha, ben şunu yapacağım. Ha, klaket tardı. Ha, klaket deyince anlıyorum. Bitti. Haydi bakalım geçmiş olsun. Mehmet Hocam.